Bu peki hocam bu görüntüler bütün e, Gazze'nin altında döşenmiş tüneller mi var Hamas'ın Hamas'a ait ya da bu bomba limanda örneğin mesela bu görüntüleri yayınladılar. E, o tünellerin çoğu tahrip edildi. Hatta Misafir isimli az önce de biraz bahsettik. Eee kişinin e, bir çizim ressam olduğu önceden de onun tasarladığı da konuşuluyor bir yandan. Ee, bu konuyla ilgili ne söylemek lazım? Bu bir şehir efsanesi değil herhalde bu görüntüler eşliğinde. Şimdi tabii şu var. Gazze çok gittik ama bunları bilemeyiz tabii. tabii. Yani gidip de aşağıda gördük. görmedik. Hamas'ın açıklaması A doğrultusunda ha, soruyorum. Ama. Biz yıllarca çalıştık, tabii. tatbik ettik. Bu yeni de değil bu arada evet, bu evet. görüntüler. Bunların ilk yapılma sebebi şuydu. Abluka var ya. Hı hı. Yani bu açık biliniyor böyle yerlerin olduğu da uzunluğu, detayı. Nereye vardır? Bunları de, bilemeyiz. Yani ancak istihbaratçıların işidir o. Ama şunu biliriz ve görüntüleri de daha yıllar önceden yayınlandı. Bunların ilk yapılma sebebi ambargoyu kırmak için. Mısır'a... Kaçış. Ya da İsrail'e tam olmuyor da Mısır'a için düzenlendi. Evrafak er kapısı dışındaki diğer noktalar için. Kaçıştan da ziyade mal tedariki hmm. için yapılmış şeylerdi. Bahsettiğimiz 90'lardan itibaren. Ama e, böyle dediğiniz gibi bütün şeyin altı... E, Gazze'nin altı. Bu tarz tüneller efsanesi hep vardır. Ben sadece realist olarak şunu söylerim. Bir tüneli böyle açmak, o tüneli yapmak, onu ayakta tutmak, şaka maka deliyorsunuz yani. E, Maliyette de bir iş. O kadar uzun kilometrelerce olduğunu tahmin etmiyorum. Sebebi de maliyet ve içeriye sokmanız gereken bazı yapı malzemeler. Tamamen bu sebepten dolayı. Başka coğrafyada olsaydı ihtimal verirdik. Gördük ya farşıları. Ya burası çünkü ciddi bir ambargo altında. Ha neyse. Şimdi asıl geleceğimiz nokta şu. İkinci aşama ne dedik? İnsanların içeri tıkılması. Maalesef yaptılar. Şimdi gelelim üçüncü aşamaya. Nedir? Kara harekat. Olacak mı kara harekatı? Bence harekat? ilk günden beri söylüyorum. Çok net bir kara harekatı başlayacak. Ee, ve çok kötü. Çünkü bakın. İsrail'in söyledi Hamas'tan öç almak falan diyor ya. Hı hı. Bu Hamas'tan öç almak değil. Hamas'ta bunu sebep olan kimseleri cezalandırmak değil. Bu masum, günahsız insanları bu bu apayrı şeyler. Bakın Hamas'ın yaptığını kesinlikle yanlış buluyorum. Ama bu değil. Bunu hatta geçen gün bu stüdyoda canlı yayında hep birlikteydik akşam programında. Orada da söyledim. Hamas o zaman daha bu operasyonları başlamamış İsrail'in, Hamas'ın yaptığını yanlış bulmakla beraber dedim yarından itibaren İsrail'in yapacaklarını tahmin ettiğim için onu bin kat daha fazla yanlış bulacağız, söylüyorum dedim pazar akşamıydı hı hı. bu hadisi. E şimdi yani vahşete dönüyor. Bir de işin son aşaması var. O da şu kara harekatı dedi ki hı hı. şu an için bu hadisenin maksimum sıçradığı yer Lübnan ve Suriye. Lübnan ve Suriye'de de nereye sıçradı? Hizbullah dolayısıyla yani ülkeler bazı demeyelim de oradaki Hizbullah'la bir hı hı. çatışma onlar ona atıyor, ona atıyor falan bu tamam. Benim için buradaki esas endişe bu iş o gece de söyledim bakın Cumartesi gecesi bunları konuştuk. Neresi? İran'a sıçratılır mı, sıçrar mı demiyorum. İran zaten sürecin içinde yani Hamas veya Hizbullah bir şey yapıp da İran'ın bilmeme ihtimali zaten yok. Ama sıçrar mı demiyorum sıçratılır mı Sürem doldu ama çok kısa tamam. isteyeceğim olur Tabii. mu cevap? E tamam İran'a sıçratılır mı? İran işin içinde. Peki Amerikan başkanı neden öyle bir açıklama yaptı? Bence. Hiçbir şey bilmiyor istihbaratlar. Saldırı nasıl gerçekleşti bilmiyor ama dedi ki İran'ın parmağı olduğu ile ilgili elimizde bir kanıtı yok açıklamasını neden yaptı sizce? Şimdi bakın Amerikan başkanı bırakın bir kenara. Ben size söylüyorum. Benim elimde bir istihbarat bilgi mi var? Yok ben bir akademisyenim, bir hocayım. Ben yani alabileceğim en büyük istihbarat kitaplardandır bu kadar. Ben size söylüyorum İran'ın dahli var. Nereden biliyorum ben bunu? Çünkü Hamas'ın ve Hizbullah'ın yaşayabilmesi için onunla bağlantısı var. Amerikan başkanının bu açıklaması şu anlama geliyor. Abi dur iş büyümesin. Aslında burada herkes diyor ya Amerika arkasında hı hı. birlikte dünyaya saldıracaklar falan. O iş öyle değil. Amerika şu an mümkün olduğunca iş büyümesin diye uğraşıyor. Çünkü iş büyürse, İran'a sıçratılırsa bu işi öyle bölgesel falan da tutamazsınız Peki. deyip son söz söylemiş olduk. Buyurun olayım. hocam. E, aslında yarın yine bekliyoruz sizi gerçekten e, bu saatliğimle. Profesör Doktor Burak Küntay hocam bizimle birlikteydi. Hocam birlikte veda Tabii. edelim seyircilerimize. E, Faruk Erdem de bizimle birlikteydi. Bugünlük noktalayacağız.